Merhaba sevgili dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Şah Zuhur Etti adlı bir semah paylaşmak istiyorum. Geçen hafta da bir semah paylaştım. Emmaüs Yolunda adlı bir semah. Bu hafta Şah Zuhur Etti. İsa Ruhullah kendi taliplerine zuhur ediyor. Aniden İsa zuhur edip aralarında duruyordu. Onlara merhaba canlar dedi. Ama oradaki bütün canlıların ödleri koptu. Ürküp bir tuhaf oldular. Çünkü hayalet gördüklerini sandılar. İsa onlara şöyle dedi. Neden öyle çok korktunuz? Neden için şüpheleniyorsunuz öyle? Ellerime bakın. Ayaklarıma bakın. Hakikaten benim, görüyorsunuz. Dokunun. Hayalet olmadığıma emin olun. Çünkü hayaletlerin eti kemiği yok. Açıkça görüyorsunuz ki benim var. Bunları söylerken onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Talipler hala sevinçle karışık bir şaşkınlık içinde öylece kala kaldılar. Gözlerine inanamıyorlardı. İsa onlara burada yiyecek bir şeyiniz var mı diye sordu. Bir parça kızarmış balık verdiler. Onlar seyrederken İsa balığı yedi. Sonra onlara şöyle dedi. Daha önce sizlerle birlikteyken demiştim ki Musa'ya verilen Tevrat'ta, peygamberlerin yazılarında ve Zebur'da hakkımda yazılan her şeyin gerçekleşmesi gerekir. Deyince zihinlerini açtı ki hak kitapları anlayabilsinler. Onlara şöyle dedi. Evet, uzun zaman önce yazıldı ki Mesih çile çekecek. Ölecek ve üçüncü gün ölümden dirilecekti. Ayrıca yazıldı ki şu haber onun adının yetkisiyle Kudüs'ten başlayarak bütün halklara duyurulacak. 72 millete. Tövbe eden her cana günahların affı var. Sizler işte bu olayların şahitlerisiniz. Ve şimdi de ben size Kutsal Ruhu göndereceğim. Tıpkı manevi babamın vaat ettiği gibi. Yalnız Kutsal Ruh gelip sizi semavi kudretle giydirinceye kadar siz burada şehirde kalın. Evet, ve bu sözlerden esin alıp bir semah yazdım. Sizinle paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Şah teselli etti. Dirildikten sonra Şah zuhur etti. Talipler beraberken Şah belirdi, kendi gelip aralarında durdu. Size selam olsun diye duyurdu. Dirildikten sonra Şah zuhur etti. Şah zuhur etti. Diken darlandılar.
sonra şah zuhur etti. Şah dedi neden şaşırıyorsunuz? Neden şüpheyle dolu kalpleriniz? Hayaletin eti kemiği olmaz. Dirildikten sonra şah zuhur etti. Sonra şah zuhur etti, talipleri, abdalları onu gördü, şahitleri oldu ve sonra bütün halkları, 72 millete gittiler, anlattılar ve birçok kişi inandı, yeniden doğdu, daimi hayata kavuştu. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.